Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Teknofest'teyiz. İşte Türkiye'nin ilk milli muharebe savaş uçağını görmektesiniz. Böyle sevgili arkadaşlar, gerçekten Teknofest'te herkesi bekliyoruz, gurur duyuyoruz ülkemizin yaptığı bu savaş araç gelişleriyle ve birazdan sizlere TB2 bayrakları, İHA'ları, SİHA'ları çekeceğiz. Müthiş bir video olacak sevgili arkadaşlar, sonuna kadar izleyin diyoruz. İşte hemen Türk Milli Muharebe Savaş Uçağımızla çekimlere başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diyoruz. 21-26 Eylül tarihleri arasında Teknofest devam ediyor. İnternetten randevu olarak buraya gezebilirsiniz, herkes buraya bekliyor. İyi seyirler. Burada arkadaşlar görüyorsunuz Milli Muharebe Savaş Uçağımızı, işte füzelerini de görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Bakın, böyle hakikaten muhteşem bir uçak. Sevgili arkadaşlar, böyle. Bunlar da mühimmatları. Milli Muharebe uçağımızın mühimmatlarını görmektesiniz. İşte bu da uçak hakkında bilgiler sevgili arkadaşlar. Bakın böyle. Milli Muharebe uçağı. İşte mühimmatları ve uçağı görmektesiniz. Hakikaten çok güzel bir uçak yapmış bizim mühendislerimiz. İşte Milli Muharebe uçağını böyle bizler için mühimmatları ile birlikte yakından çekiyoruz sevgili arkadaşlar. İşte Milli Muharebe Savaş Uçağımız gerçekten çok sevgili arkadaşlar, muhteşem bir uçak. İşte Milli Muharebe Savaş Uçağımız hakikaten çok muhteşem bir uçak. İşte mühimmatlarını görüyorsunuz. İnşallah 18 Mart 2023'te Milli Muharebe uçağımız yerde olacak. İşte mühimmatlarını görmektesiniz.
çağımızı gerçekten görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Bu uçağımızla herkes gurur duymalı. Burada da uçağın işte mühimmatlarını görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Türkiye'nin yaptığı diğer bir uçak. Ücret. Bakın Türkiye'nin yaptığı diğer uçaklardan birisi Hürjet. Eğitim amaçlı kullanılacak bir jet uçağı sevgili arkadaşlar. Bir helikopter. Teşekkür ediyorum. Burada genç arkadaşlarımız var. Onlar da olmak. Onlar da heyecanlı paylaşmak. Onlar da heyecanlı. Sevgili Ramazan. Sevgili Ramazan. Ücreti görüyorsunuz. Yüzbaşı yaptık üzere değerli komutanlarımıza biz de mikrofonumuzu uzatıyoruz ve Türk Yıldızı'nın nefes geçici gösterisi birazdan Mikrofes devamlı gönlümüzde olacak. Telefonlarınızı, kameralarınızı hazırlayın. Bu inanılmaz akrobatik şovu hep birlikte izleyeceğiz. Onların Gökbey'i görmektesiniz helikopter arkadaşlar. Helikopter Gökbey. İşte sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin yaptığı yine eğitim amaçlı kullanan jet uçağı Hürjet. Savaş uçağı sevgili arkadaşlar. İşte Hürjet'i görmektesiniz. Sempati ve desteğiniz bizler için çok ama çok önemli. Evet, solalarımız sol çaprazımızdan geliyorlar. Kanat uçlu
taşlar arası sadece 1 metre mesafede insanın fiziksel limitlerini zorlayacak oldukça zor bir hareket hazırlığında var. Sabırsızlıkla, heyecanla bekliyoruz. Tersi geçiyor şimdi. Ve işte muazzam bir koordinasyon, muazzam bir cesaret. Yıldızlarımız tıpkı ay ile yıldız gibi, kırmızıyla beyaz gibi, Mustafa ile Kemal gibi huzurlarınızdalar. Silah başına yeniden girişiriz İstiklal Savaşı'na. Ödü varsa düşmanın meydana çık. Hazırız. Bu topraklarda biz doğduk, biz yaşadık, biz varız. Estetiğin sonsuz mavilikte buluşmasını istiyoruz. Yüreklerimiz kanatlarında, solularımız yakın kol üzerinde ters düz olarak inanılmaz bir hareket hazırlığındalar. Arkadaşlar ise Akıncı'yı görmek Akıncı bayrak. Bir aksaklık nedeniyle çok özel bir paketimiz olan sololarımızla uçuşumuza devam edeceğiz. Hocam 3 numara. Evet, sololarımız tam karşınızdan geliyorlar. Nefesinizi tutun ve bekleyin lütfen. Böyle toprağa selam Şanlıurfa'ya, selam Şanlı Bayrağı, selam istiklal için çarpışana, ölene selam, toprağa düşüp ölürken de gülene selam, başkumandan Mustafa Kemal selam. Bu da Bayraktar TB2. Bayraktar TB2'yi görmektesiniz sevgili arkadaşlar. İşte Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'da kullanılan ve Ermenistan ordusunu hezimete uğratan Bayraktar TB2'yi görmektesiniz sevgili arkadaşlar.
Sevgili arkadaşlar, işte Anka'yı görmektesiniz. Yine silahsız, insansız hava aracı Anka. Anka'yı böyle sizler için görüntülüyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın hakikaten Anka muhteşem gözüküyor. Anka'yı böyle görmektesiniz. Hakikaten Anka harika gözüküyor. Bakın böyle. Hemen arkada da Milli Muharip Savaş Uçağımızı görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Böyle işte Milli Muharip Savaş Uçağımız ve işte sevgili arkadaşlar böyle Anka'yı görmektesiniz. Hakikaten harika insansız hava araçları, hava uçakları sevgili seyirciler. Arkadaşlar işte Anka'nın yanındayız. Anka'yı sizler için görüntüyoruz sevgili arkadaşlar, böyle görüyorsunuz. Yine silahsız, insansız hava aracı Anka'yı görmektesiniz. Anka'yı böyle sizler için sevgili arkadaşlar yakinen böyle görüntülüyoruz. İşte Anka'yı görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Kanat uzunluğu da bayağı çok. İşte Anka'yı böyle yakın plan sizler için görüntüyoruz. Hemen roketleri de var görüyorsunuz böyle Anka'nın. Arkadaşlar işte alpkuşu görmektesiniz. Hemen böyle alpkuşu gösteriyoruz. Bakın yine bir insansız hava aracı alpkuş. Hakikaten harika gözüküyor alpkuş. Yine Türkiye'nin geliştirdiği önemli insansız hava araçlarından birisi alpkuş. Alpkuşu yakın plan sizler için görüntüyoruz sevgili arkadaşlar. Hakikaten alpkuş harika gözükmekte. Türkiye'nin geliştirdiği önemli insansız hava araçlarından birisi sevgili arkadaşlar alpkuş. Arkada da hemen diğer insansız hava aracı ve onun arkasında da Türkiye'nin ilk yaptığı savaş uçağını görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Yıldızlarıyla, çelik kanatlı kapsamların pençeleriyle gökyüzüne süzülerek geçecek. Türk yıldızları sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada merak ve bilgi de isteyen gösterileriyle dosta güven, düşmana korku vermektedir.
Atak helikopterinin çekimlerine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hakikaten görülmesi gereken önemli helikopterlerden birisi Atak helikopteri. Bakın böyle Türk Kara Kuvvetleri bünyesindeki çok önemli helikopterlerden birisi Atak helikopteri. Pervaneleri de işte görmektesiniz gerçekten. Muhteşem bir helikopter. Atak helikopteri sevgili arkadaşlar. Yakın plan. Atak helikopterini görmektesiniz işte. Ok kutu falan son derece güzel bir helikopter, Atak helikopteri. Görüntü ve izleme sistemi Aselsan tarafından yapılıyor. İçerisinde ayar kamera var. Gece gözlük kamerası var. Koşu var. Yani kaç kilometre diye bir şey yok aslında. 20-23 kilometreye kadar şey olarak var ama tabii gözünüz bulutluluk oranı ne kadar görebilirsen. Açık havada fokus şeyi ne kadar? Odaklama derken 4 katlım yapabiliyor. 4 katlım yapabiliyor. Mesafe olarak tam net girilir. Anladım. Arkadaşlar işte Atak 2 helikopterini görmektesiniz. Bu da Atak 2 helikopterimiz. Şimdi böyle. Hadi oğlum hadi. Atak 2 helikopterimizi bu şekilde sizler için görüntüyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın Atak 1 helikopteri karşıda. Hemen burada da Atak 2 helikopterimizi görmektesiniz. Sevgili arkadaşlar böyle işte Atak 2 helikopterimizi görmektesiniz. Atak 2 helikopterini böyle kokpitiyle birlikte böyle sevgili arkadaşlar yakın plan sizler için çekiyoruz.